Azmiye'den parti ikinci sıra encümen adayım, il genel. En temel sorunları ne? Yoldur. Hani bazı şeylerde sel geliyor mesela, yolları şeyini götürüyor, künklerdir gerçekten. Sorunları bunlar köylülerimizin. Başka genel sorun olarak mesela geçimsizlik var. Yani geçinemiyorlar. Hayvancılıkla olan sektör de gerçekten Türkiye genelinde zayıf bir durumda olduğu için hayvan alış satışlarında, yani kendilerini sigortasız olduklarından dolayı yani sadece hayvan satarak geçinmek, çocuk okutmak, yani bunlar gerçekten zor şeyler şu anda. Onları yapmaya çalışıyorlar. Bu yönde yardımlarımızın olacağını, en azından bizim olacağını belirtmek isterim. Başka köylerimiz için ne olabilir? Bazı projeler var, gerçekleşiyor biliyorsunuz. İliç uzak bir yer değil buraya, yakın. Siyanürlü altın arama gerçekleşti. Onca zehir sularımıza katıldı gerçekten. Munzur suyuna da katıldı bu. Yani bazı kötü projelerin imzalanmaması için giriyoruz biz. Yani kendi şahsım adına diyorum. Ben en azından bu yönde giriyorum. Yapılacak büyük iş, şeyler oldu mesela. Encümen adaylarının imzalayıp da baraj felaketi gerçekleşti. Doluca köyümüz var. Kaplıca'yı yani mermer ocağına onay vererek köylülerimizin resmen üstüne yıkmış gibi oldular. Hani bu şeyin üstüne değildi. Yani kötü olan hiçbir projeyi imzalamayacağız. Ama halkımızın yararına olan bütün projeleri de imzalayacağız. Bu yönde aldığımız bir karardır bu DEM Parti ile beraber yani. Doğayı gerçekten korumak en başta. Yani doğa bizim tabiatımızda, Alevi tabiatında zaten bir kutsaldır, kutsal sayılıyor. Biz de bu kutsalları göz ardı edemeyiz tabii ki. Ziyaretlerimiz, ziyaru diyarlarımız, zaten yapılan bütün kötü projeler bunları da zaten zan altında bırakacak. Yani gelecek yeni zihinler burası senin ziyaretindir, burası senin kutsalındır diye gerçekten gözetmiyorlar. İliç'te olduğu gibi mesela, İliç'te ne oldu? İliç'te Amerikan şirketleri ya da başka şirketler oraya para yağdırdı ve ne yazık ki devletimizin gözünde halkımızın değerinin olmadığı ortaya çıkmış oldu bir daha. Yani maden şirketleri sizin, bizim, hepimizin olan hakları, yani bu madde olarak altın olur, gümüş olur, bor olur. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin hakkını alıp götürüp yurt dışında Michael'lara, Jackson'lara veriyorlar. Gerçekten bu çok üzücü bir şey. Biz bunlar olmasın diye, yani bir çıkar varsa halkın lehine, bunu gerçekten halkımızın lehine kullanmak için gelmek istiyoruz. Yani duyarlı vatandaşlarımız, gençlerimiz özellikle bu konuda gerçekten duyarlılar. İnşallah düzen partilerine hiçbir olur bırakmadan kendi yöremizin partisi olan DEM Parti'yi burada çıkaracağız. Şöyle söyleyeyim, inançlarımız da gerçekten epeyce bir karaltıldı, köreltildi. Yani nasıl karaltıldı, köreltildi? Mesela Tunceli Cemevi'nde yaşananları gördük, internetten gördük tabii ki. Kendi yönetimin olacağı yerde partileşen, mesela başka partinin, AK Parti'nin lehine kullanılan adaylar çıkartılıyor. Yani Nazımiye ilçemiz için şunu söyleyebilirim. Önceden her gece, her perşembe gecesi cem olurken, semahlar dönülürken, şimdi öyle bir şey yok. Yani bazen düşünüyorum, kendim bir birey olarak düşünüyorum bunu. Yani Erzurum'da, Sivas'ta, yani daha durumun kötü olduğu yerlerde bile insanlarımız her perşembe günü ibadetlerini sürdürürken ilçemizde bu yok. Bu nedir? Bu bizi Türkleştirme çabasıdır. Dinen olur bu, farklı yönlerle olur. Yani kötü bir etkisi var. Biz bunu düzeltmek için gelmek istiyoruz gerçekten. Yani her perşembe günü tekrardan Alevi de olduğumuz için o Alevi toplumunun kendi ibadetini yapmasını sağlamak için gelmek istiyoruz. Bize oy versinler çünkü biz bu yörenin insanlarıyız. Biz bu toprakları daha çok seviyoruz. Gelecek olan kötü projelere imza atmayacağız. Niye atmayacağız? Ben de bu yörede yaşadım. Benim de mesela rahmetli babamla burada anılarım var. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla, herkesle anım var. Ben bu anıları götürüp o maden şirketlerine vermemek için oylarını istiyorum, oylarına talibim. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. PİRA ekibine ve çalışan arkadaşlarıma. DEM Partimizin il genel öncümen adayım, Vedat arkadaşımla beraber bu görevde hizmet etmek için adayım. İlçemize ve köylerimizle ilgili büyük sıkıntıların olduğunu ve bu sıkıntıları gidermek için bu göreve aday olduğumuzu ve bununla ilgili çalışma yürüteceğimizi inanarak bu göreve geldiğimi, partimle de bunu görüşerek, partili arkadaşlar, şunu da vurgulayayım. Biz Dersim'de yaptığımız ittifaktan dolayı SMF Partisi ile beraber Nazımiye adayız.
Süreçle ilgili tabii ki Nazmiye 25 köyden oluşuyor. Sorunları büyük. Bizim görevimiz gerçekten ağır bir görev. Bu görevi zaten biliyorduk. 5 yıldır muhtarlık yaptığım için köylerin sıkıntılarını da çok iyi biliyorum. Muhtar arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda bunu gözetledim. Umarım bu süreçte bana verilen, yani halkımızın bu süreçte bana verdikleri bu görevi olumlu bir şekilde gerçekleştireceğime eminim. Süreç içinde tabii ki yani biz biliyorsunuz şu andaki mevcut yönetimlerin, düzen partilerin ilçemizle ilgili gelen kaynakların yetersiz olduğunu, ama biz tabii ki bunları olumlu bir şekilde kullanıp halkımıza gereken hizmeti vereceğimizden eminim. Temel sorunları şu, tabii ki bizde içme suları ve ulaşım şu anda çok sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Bizde öğrenci arkadaşlar, bizim öğrenciler taşıma sistemiyle taşındığı için bizim ilçeye yollarımızın kötü olduğunu, sulama sularımızın, zirai sularımızın şu anda kesinlikle yetersiz olduğunu ve ulaşımın kötü olduğunu, sadece bazı köylerimizin halen ana merkezine kadar sadece bir starvize dökülmüş ve bu starvize de şu anda yağan yağmurlardan ve kardan dolayı kesinlikle o da özelliğini kaybetmiştir. Şu anda 6-7 tane köyümüzün halen köy merkezine kadar asfaltı bile yapılmamıştır. Yani süreçle ilgili şunu net söyleyeyim, altını da çizeyim. Hani şunu net görebiliyoruz ya, bir araç köye gidemiyor. Çünkü niye? Yollar bozuk, hastalarımız var, ambulans giremiyor. Yani benim bu konuda bunları net dile getirdim ve size de şunu da söyleyeyim. Yani özellikle şu andaki en Nazmiye'nin en temel sorunları içme suları ve ulaşımdır. Aynı şekilde bir de zirai sularımız. Yani sulama sularımız, şu anda hiçbir çalışma, hiçbir kanalizasyon olmadığını söyleyebilirim. Biz bu göreve şu amaçlı talip olduk. Bizim görevimiz gerçekten ilçede bulunan bu sıkıntıları dile getirmek, köy hizmetleriyle, köye hizmet getirme birliğiyle ilgili ya da valilikle ilgili bu süreçte ilçemize hizmet gelmesi için elimizden geleni yapacağız.